İyi akşamlar değerli TV Malatya izleyenleri. Bir Başarıya Doğru programında yine sizlerle beraberiz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Kıymetli izleyenler, bugün Başarıya Doğru da yine Mesut Yıldırım hocamla beraberiz. Malum KPSS müracaatlarının artık hemen hemen son günü, öyle zannediyorum Mesut hocam. Yarın KPSS müracaatları sona eriyor. KPSS süreciyle ilgili yine konuşacaklarımız olacak ama hasreten bugün programımızda öğretmen-öğrenci ilişkisi üzerinde duracağız. İşin güzel tarafı da şu, yine hemen fırsat buldukça her hafta bir araya gelip huzurlarınıza çıkmaya gayret ediyoruz. Bu hafta yine beraberiz ama önümüzdeki haftalarda inşallah yine farklı konuklarla, farklı misafirlerimizle birlikte sizlere yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Nitekim artık Mayıs ayı bitiyor, Haziran ayı geliyor. Haziran ayı demek final ayı demek, Haziran ayı demek sınav ayı demek işin doğrusu. Biz şimdi daha çok sınav değil de eğitim, öğretim, onun uygulanışı, onun niteliği, onun niteliklerinin arttırılması yönünde değerlendirmelerle programımızı doldurmaya gayret ediyoruz. Ama Haziran ayında inşallah bütün bunların neticesini hep beraber almaya gayret edeceğiz. Onunla ilgili daha farklı formatlarda program yapmaya gayret edeceğiz. Ben Mesut Yıldırım hocama döneyim. Yine hoş geldiniz diyeyim. Ondan sonra programın akışına geçelim inşallah kıymetli izleyenler. Mesut hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, sağ olun. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim hocam, siz de iyisiniz. Çok teşekkür ederim, eksik olmayın inşallah. Şimdi biz artık Mesut Yıldırım hocamı konuk evet. ediyoruz demeden ziyade artık Mesut Yıldırım hocamla partner olduk. Yani aylar demeyelim de hocam yıllardır Başarıya Doğru yayınlanıyor ve hakikaten çok yıllardır da sizinle beraber burada program yapıyoruz. Yine bugün buradasınız. Ayağınıza sağlık, eksik olmayın diyerek başlayalım. Kıymetli hocam, programa girmeden az önce konuştuk. Ben bugünü KPSS müracaatının son günü olarak biliyordum. KPSS lisans, ön lisans ve lise için son gün mü? Yoksa sadece lisansın son günü mü? Yoksa bugün son günü değil de yarın mı son günü? Evet. Ben onu bir de izleyenlerimizle sizin doğrudan paylaşmanızı istedim. Teşekkür ederim hocam. Tabii bu yıl bu tek yıllar, çift yıllar olay var ya hocam KPSS'de. Evet. Bu yıl sadece lisans mezunu arkadaşlarımız sınava girecek. Yani ön lisans mezunları, lise mezunları nasip olursa önümüzdeki yıl 2016'da sınava girecek. Dolayısıyla bu Temmuz ayında yapılacak olan sınava sadece öğretmen adayları, bir de tabii üniversitelerin çeşitli diğer bölümden mezun olan lisans öğrencileri girebilecekler. Tabii üçüncü sınıflar da buna dahil. Yani o üçüncü evet. sınıflar da girebiliyor. Ayın 21 itibariyle, yarın itibariyle sayın hocam, arkadaşlarımız müracaatlarını yapabilecekler. Yarın dahil olmak üzere. Tabii müracaatını yaptıktan sonra ÖSYM bu uygulamayı bu yıl başlatmıştı. Ki üniversite hazırlık gruplarında da aynı uygulamayı yapmıştı. 22 Mayıs itibariyle de sınav ücretini yatırmayan arkadaşlarımız bir gün sonra, yani yarın çarşamba müracaat son, perşembe günü yine mesai bitimine kadar bu arkadaşlarımız sınav ücretlerinde yatırmış olacaklar. Dolayısıyla bu KPSS'de sınava girecek olan adaylarımız da süreci bir şekilde ya da bu şekilde bitirmiş olacaklar. Çünkü bu sınava hazırlanan gruplardaki en önemli şey hocam süreç sınava müracaat etmektir. Sınava müracaat ettikten sonra artık sınavın da kaçınılmaz bir şey olduğunu görebiliyor, hissedebiliyor. Burada şunu ben ifade edeyim sayın hocam, birkaç tane bugün de görüştüklerimiz oldu. Geçen sınav müracaatları başladığından itibaren gelen arkadaşlarımız oldu. Geçen yıl da bu problem yaşandı. Aslında problem de değil ama öğrenci açısından baktığımız zaman problem olarak görülebiliyor. Üniversiteden mezun olan arkadaşlarımız sınav müracaatını yapmaya gittikleri vakit orada öğrenim bilgileri kısmında hala okuyor görünüyor ve diploma puanları da orada yazmıyor. Normalde yazması lazım. Hem diploma puanının yazması lazım hem de mezun diye yazması lazım. Bunu nereden düzeltebilirler? Eğer kendileri bireysel başvuru yapacaklarsa bunu düzeltemiyorlar sayın hocam. Ama ÖSYM temsilciliklerinde bunu rahatlıkla düzeltebiliyorlar. Bunu da ifade etmiş olalım. Atlayan olan arkadaşlarımız olursa
yani bunu düzeltme fırsatı bulmamış ya da dikkat etmemiş arkadaşlarımız olursa da bu çok ciddi bir problem değil. Şundan dolayı ciddi bir problem değil hocam. KPSS'de biliyorsunuz diploma puanınız bir etkisi yok. Dolayısıyla orada diploma puanınızın 2 yazmasıyla yazmaması ya da diyelim ki 5 yazmasının sınavda hiçbir önemi yok. Ama bu öğrencidir. Hani öğrenci psikolojisi biraz daha farklı. Kafası bununla meşgul olabilir. Eğer bunu atlatan arkadaşlarımız varsa da bir dilekçeyle ÖSYM'ye başvurup bunu düzelttirebilirler. Bunu da buradan ifade etmiş olalım. İkincisi tabii bununla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Bununla ilgili değil de Sayın Hocam. Bu yıl şu ana kadar bu polis meslek yüksek okulları ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Yani bu yıl öğrenci alınacak mı, alınmayacak mı ile ilgili. Bugün çünkü bizim kursa gelen öğrencilerimiz oldu. Hani bundan sonra olur mu diye tabii onu bilemiyoruz ama şu an itibariyle yok. Tabii bir de yine geçen haftalarda açıklanmıştı. Bugün bir daha bakanlık açıkladı. Sağlık Bakanlığı da Sayın Hocam 9000, bununki süratı da var. Haziran ayı itibariyle 9000 memur kadrosuna dahil edecek. Tabii bu daha önce 2014'te sınava girmiş olanlar, yani bu lise, ön lisans ve lisans düzeyinde 9000 memur alacak. Bunun başvuruları da 21 Haziran'da başlıyor. İlgilenen arkadaşlarımız olursa yine gerek kılavuzda gerekse özel kurumlarda bununla ilgili tabii destek alabilirler Sayın Hocam. Eyvallah. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Kıymetli hocam. Şimdi böyle bir giriş yaptıktan sonra hani dedi ki öğretmen-öğrenci ilişkisi üzerinde evet. Duracağız. Hakikaten program bugün bir taraftan da daha çok öğretmenlerimize belki hitap edecek ama velimiz de öğrencimiz de bu anlamda olayın öğretmen perspektifinden nasıl gözüktüğüyle ilgili belki biraz daha yoğun kanaate sahip olabilmiş olacak inşallah programımızdan sonra. Kıymetli hocam, öğretmen öğrenciyi tanımlamaya gerek yok. Eğitim öğretim sistemimiz, uygulamalarımız da ortada. İşin doğrusu biz ideal olandan yola çıkarak gerekli değerlendirmeleri yapacağız diye umuyorum. Öğretmen öğrenci ilişkisi nasıl olmalıdırla başlayalım istiyorum. Evet. Teşekkür ederim hocam. Aslında burada şöyle bir ifade kullanabiliriz. Bu temelde iletişimle ilgili bir konu hocam. Çünkü bizim karşı tarafla olan ilişkilerimizi belirleyen şey aslında iletişimdir. Ki bu günlük hayatta da bizim sürekli kullandığımız ve aslında tam kullanamadığımız, zaman zaman problem yaşadığımız. Çünkü baktığımız zaman bir işte anne babayla mesela öğrenci iletişim problemi yaşayabiliyor. Öğretmenle iletişim problemi yaşayabilir. Yani birbirini anlamadan, belki birbirini tam olarak dinlemenin bir olumsuz sonuçlarıdır. Çünkü ben şöyle görüyorum hocam bunu. Bizim normal şartlarda her alanla ilgili baktığınız zaman kitaplarımızda çok güzel şeyler yazılıdır. Ama uygulama noktasında problemlerimiz vardır. Mesela biz ileride programın ilerleyen sürelerinde konuşuruz. Gerçekten bu öğretmen-öğrenci ilişkileriyle ilgili her öğretmenimizin ya da her öğrencimizin aslında bildiği şeylerdir bunlar. Ama uygulama noktasında biz zaman zaman problem yaşarız. Bunun problemin sebebi de şudur Sayın Hocam ya da bana göre öyledir. Tabii insan değişken bir şeydir. Yani insanın psikolojik durumu hani karşımızdaki öğretmen de olsa bizde bir ara şöyle bir yaklaşım vardı. İşte bu öğretmen hani şöyle bakılırdı. İşte yanlış yapmaz. İşte bu diyelim ki doktor yanlış yapmaz, bu işte gazeteci yapmaz. Öyle değil aslında. İnsan değişken bir ruh haline sahip olduğundan dolayı zaman zaman içinde bulunduğumuz şartlara göre öğretmen de psikolojisi değişir, öğrencinin de psikolojisi değişir. Dolayısıyla bu insan ilişkilerini birinci derecede etkileyen bir problemdir. Ama biz şunu ifade ediyoruz hocam, genel olarak öğretmen-öğrenci ilişkilerinde olması gereken şey samimiyet ve güven duygusudur hocam. Evet. Olmazsa olmazımız budur. Şimdi samimiyet ve güven duygusu da beraberinde şunu getirir Sayın Hocam. Bizim genelde artık kullandığımız, anne babanın kullandığı, öğretmenin kullandığı bu iletişimde
dille ilgili bazı ifadelerimiz vardır. İşte bu sen dilinin kullanılması, ben dilinin kullanılması, işte ego geliştirici dil, ego zedeleyici dil. Ha bunları günlük hayatta uygularız ama bunların ne olduğunu belki bilmeyiz. Bunu ben şöyle ifade edeyim hocam. Mesela samimiyet ve güven duygusu dedikten sonra belki bunu şöyle ifade edebiliriz. Siz eğer gerçekten öğrencinizi tanıyorsanız, öğrencinizi biliyorsanız, onun neye nasıl tepki vereceğini biliyorsanız, bu aile için de geçerlidir, öğretmen için de geçerlidir. Bunu bilmek. İkincisi, biz genelde öğrencilerimizin hep öğretmen olarak, çünkü aynı şeyin içinde biz de varız. Biz genelde olumsuz tarafları görmeye alışkın bir toplumuz, böyle bir yapımız vardır. Mesela öğrencinin gün içerisinde diyelim ki ortaya koyduğu bir sürü olumlu şey vardır. Olumlu davranışları vardır, olumlu iletişim boyutu vardır ama biz bunları bir tarafa bırakıp belki bir tane yanlışına takılabiliyoruz, bir tane eksiğine takılabiliyoruz. Bu anlamda hani biz karşımızdaki hangi boyutta olursa olsun, yani bu ilkokul öğrencisi de olabilir, ortaokul da olabilir, lise de olabilir, üniversite de olabilir. Biz bunları gelişim özelliklerine göre bu iletişimi bunlarla çok sağlıklı kurabiliriz. Kurabilmemizin şartı da gerçekten onları olduğu gibi kabul etmektir. O samimiyet ve güven duygusunu aşılayabilmektir. Bizim hep söylediğimiz bir şey vardır hocam. Bakanlık da yaptığı uygulamalarda artık buraya doğru geliyor. Biz şunu hep söyleriz. Biz ne zaman ki okullarımızı sayın hocam sadece öğrenme boyutuyla görmezsek eğer, öğrenme boyutuyla görmezsek eğer okulların bir sürü farklı özellikleri olduğunu eğer bilerek bu işin içerisinde eğer biz yer alacaksak bu gerçekten bizi çok sağlıklı sonuçlara götürebilir. Bizim bu noktada dikkat etmemiz gerekir ama belki bu ilişkilerdeki en önemli şey sayın hocam birbirini anlayabilmektir. Bu ben çok önemsiyorum. Öğrencinin de öğretmeni anlayabilmesi, öğretmenin de aynı zamanda öğrenciyi tabii anlayabilmesi belki bu ilişkilerde olması gereken olarak ifade edilebilir. Hani şöyle bir ifade vardır, yine ileride belki konuşuruz sayın hocam, biz özellikle öğrenmede çok onu kullanırız. Hani her öğrencinin bir anlama biçimi vardır deriz, öğrenme biçimi vardır. Her öğrencinin ya da her bireyin de aynı zamanda bir iletişim biçimi vardır. Evet. Bir ilişki modeli vardır. Şimdi bakıyorsunuz mesela eğer siz gerçekten gerek öğretmenin gerek öğrencinin o frekansını yakaladığınız zaman öğrenciyle ilgili hiç problemi yaşamıyorsunuz. Öğretmen de yaşamıyor, öğrenci de yaşamıyor. Dolayısıyla onu yakalamak lazım. Yani öğrencinin o şeyi, frekansını görmek lazım. Tabii bu noktada öğrencinin de öğretmenle ilgili o şeyi yakalaması lazım, samimiyeti, o güveni, o frekansını yakalayabilmesi lazım. Ama temelde bu dinlemekle de ilgili olabilir sayın hocam, birbirini anlamakla da ilgili olabilir. Bu tamamen iletişim içerisindeki bizim süreçle de ilgili olabilir. Yani iki insan karşılıklı konuştuğu zaman ne kadar sürede birbirini anlayabilir? Mesela bununla da ilgili olabilir. Ama özetle söyleyeyim hocam. Burada öğretmen-öğrenci ilişkilerinde olması gereken bir, birbirini anlayabilmek, iki, güven ve samimiyet duygularının kesinlikle temele konmasının ben çok önemli olduğunu söyleyebilirim sayın hocam. Eyvallah hocam. Yani iş döndü dolaştı yine sağlıklı bir iletişime geldi. Evet. Kuvvetli bir ilişkiye geldi. Samimiyete, açıklığa, şeffaflığa geldi değil mi? Tabii bu hocam sizin bir taraftan yaşadığınız, bir taraftan aktardığınız, anlattığınız bir mevzu işin doğrusu. Olayın çok daha boyutları üzerinde duracağımız için buradan yola çıkarak biraz daha eşelemek istemiyorum ama öğretmen-öğrenci ilişkisinin çocuğun gelişimi üzerindeki evet. etkileriyle devam edelim istiyorum. Evet, şöyle söyleyeyim hocam. Bu gerçekten belki bizim konuşacaklarımız içerisinde en önemli boyutu bu. Ya da konuşulması gereken en önemli boyutu bu. Çünkü artık hangi kademede olursa olsun, kime sorarsanız sorun. Yani bu illa da eğitimin içerisinde olan kişilerle de alakalı değil.
artık her insan şunu biliyor. Çocukların gelişimi üzerinde gerçekten çok farklı unsurların etkili olduğunu biz biliyoruz ki en önemlisi de öğretmenlerin tarzıdır ya da öğretmen tutumudur ya da öğretmenin kurduğu bu ilişki biçimidir vesaire. Şimdi biz şunu en baştan söyleyebiliriz hocam. Öğretmen ve öğrenci arasındaki bu olumlu ilişki hem eğitimin niteliği üzerinde etkilidir. Bu çok önemlidir. Eğitimin niteliği çünkü bizim yaşadığımız eğitim camiasında yaşadığımız problemlerden birisi de budur. İkincisi bu nitelikle beraber öğrencinin akademik başarısı üzerinde etkilidir. Bunu net olarak söyleyelim ama bunu şöyle de ifade edebiliriz Sayın Hocam. Eğer gerçekten siz öğrenciyle iyi bir iletişim kurabiliyorsanız, eğer gerçekten öğrenciyle iletişiminiz iyiyse ki biz bunu hani sadece işin lise boyutuyla almıyoruz ya da sadece üniversite boyutuyla almıyoruz. Mesela ilkokuldan itibaren düşünün hocam ya da okul öncesinden itibaren düşünün. Eğer siz öğrenciye değer veriyorsanız, eğer öğrenci karşınıza alıp örnek veriyorum tabii karşınıza alıp konuşuyorsanız bu hatta biz bunu hep kullanırdık hocam. Öğrenciye ismiyle hitap ediyorsanız bu öğrencide inanılmaz olumlu değerler katacaktır. Örnek olsun diye söylüyorum. Mesela siz gerçekten öğrenciye ismiyle hitap ettiniz, öğrenciyi dinlediniz, öğrenciyi anlamaya çalıştınız, öğrenciyi tanımaya çalıştınız. Bu beraberinde neyi getirecektir? Sizin o samimi ilişkiniz, ilişki kurmanıza sebebiyet verecektir. Bu aynı zamanda öğrencinin sosyalleşmesi demektir. Bizim bugün hocam yapamadıklarımızdan bir tanesi de budur. Biz sosyalleşme dediği zaman öğrencinin koşmasını anlıyoruz, zıplamasını anlıyoruz. İşte bu sadece sosyalleşme bu değildir. Şöyle düşünün, eğer gerçekten sosyal bir öğrenci bu onun kişilik özelliklerinin oluşmasına da zemin hazırlayacaktır. Yani daha olumlu bir kimlik kazanmasına, daha olumlu bir kişilik kazanmasına da ortam hazırlayacaktır. Daha olumlu bir kişilik kazanmış, daha olumlu bir kimlik kazanmış kişi ister istemez bu onun ahlak gelişimini de etkileyecektir. Ahlak gelişimini etkilediği zaman dil gelişimini de etkileyecektir. Dolayısıyla biz bunları bir bütün olarak görmek durumundayız. Yani öğrencinin, öğretmenin öğrenciyle kuracağı bu olumlu iletişim onun gelişim özellikleri üzerinde son derece etkili olduğunu ifade edebiliriz bütün boyutlarıyla. Yani bilişsel gelişimden tutun, çocuğun fiziksel gelişimine kadar, çocuğun sosyal gelişimine, dil gelişimine, ahlak ve kişilik gelişimine kadar bir bütün olarak bunları etkileyebilir. Bu anlamda belki bunlara dikkat etmek gerekir. Biz biraz önce de söyledim, hani zaman zaman belki tahammül sınırlarımızı da aşabilir. Çünkü günümüzdeki öğrenci de bunları az çok hani çok fazla uyarıcıyla karşılaştığından dolayı çocuk da öyle bunların bilincinde aslında ama bu sadece tabii biz öğretmen boyutunu konuşuyoruz. Bunun tabii diğer faktörleri de dikkate almamız gerekebilir. Yani sadece öğretmenin öğrenciyle olumlu bir ilişki içerisinde olması, olumlu bir iletişim kurabilmesi tek başına yeterli de değildir işin doğrusu çocuğun gelişimi üzerinde. Ama tabii bunları kademe kademe aileyi de belki zaman içerisinde işin içerisine dahil edersek bütün olarak çocuklarda güven duygusunu vermiş oluruz. İşte çocuklara o başarı duygusunu tattırmış oluruz vesaire. Çünkü bunların özellikle günümüz milli eğitim müfredatı içerisinde son derece önemli yer tuttuğunda Sayın Hocam görebiliyoruz bu şekilde. Evet hocam. Şimdi siz tabii farklı düzeylerde birçok öğrenciyi karşınıza alıyorsunuz hocam. Her düzeyden öğrencinin dersine giriyorsunuz. Ama öğretmek durumunda olduğunuz içerik belli. Evet. Bu anlamda farklı beklentiler içerisinde oluyor musunuz? Farklı beklenti düzeyleri oluşturuyor musunuz? Bu farklı beklenti düzeyleri içerisinde, beklentisi içerisinde bulunuyorsanız bunu öğrencinize yansıtıyor musunuz? Bunu merak ediyorum. Yani Mesut Hoca ben bu konuyu öğretirim. Karşımdaki öğrenci birikimli ya da düzeyli de olsa ben bu dersi öğretirim. Zayıf da olsa ben bu dersi öğretirim. Sonuçta benim anlatmam gereken içerik budur. Bunu da ben ne der öğretirim tutumunda mı olursunuz yoksa yani işte
herkese aldığı kadar dağıtayım yaklaşımından mı olursunuz? Öğretmen açısından, ideal öğretmen açısından bunlardan hangisi daha sağlıklı, daha önemli, daha iyi, doğru bir duruştur? Şimdi şöyle söyleyeyim hocam, bu gerçekten teşekkür ederim. Çok önemli bir soru aslında, çok önemli bir konu. Çünkü özellikle ben, siz benim açımdan sordunuz, tabii şunu söyleyeyim. Onun sınıftaki öğrenci belki farklıdır, 11. sınıftaki öğrenci farklıdır, 12. sınıftaki öğrencinin beklentileri farklıdır, KPSS'deki öğrencinin beklentileri farklıdır. Şimdi bu bir. İkincisi, tabii bizim içinde bulunduğumuz kurumlarla Sayın Hocam, okullar biraz daha farklı birbirinden. Niye biraz daha farklı? Mesela ben şöyle bakıyorum olaya, öğrenci Eylül ayında bana gelir diyelim ki, Mayıs ayında aşağı yukarı biz olayı bitiririz ve öğrencinin beklentisi de bellidir. Yani bir diyelim ki kursa geldiği vakit, dershaneye geldiği vakit öğrencinin beklentisi de bellidir. Ama okulda çok uzun bir süre öğrencisiniz elinizde. Dolayısıyla orada bu anlamda biraz daha şanslısınız. Öğrencinin gelişimi vesaire açısından. Ama şunu söyleyeyim hocam, siz benim en çok önem verdiğim ve her programda da hemen hemen bahsederim. Öğrenciyi tanımak dedik ya hocam. Eğer siz öğrenciyi gerçekten tanıyabiliyorsanız, yani öğrencinin sizden beklentisi nedir? Kurumdan beklentisi nedir? Öğretmenden beklentisi nedir? Şimdi özel öğretim kurumlarında öncelikli olarak öğrencinin sizden beklentisi şudur. İşte hangi derse giriyorsanız bu dersle ilgili gelen soruyu yapabilmektir. Ama ben gerçekten etkili bir öğretmenin ya da dersi daha verimli işleyen bir öğretmenin bunun yanında istediklerini de verebileceğini düşünen biriyim. Bakın onu elbette vereceksin. O senin zaten asli görevin, birinci görevin. Yani nedir? Mesela siz diyelim ki eğer öğrenmeyi etkileyen faktörleri anlatıyorsanız hocam psikolojide, siz bunu zaten verirsiniz. Nasıl verirsiniz? Ama şöyle de hani orada bir belki şunu diyebilirsiniz. Öğretmekten kastımız başlıklarıyla beraber konuyu tahtaya yazıp ya da öğrencinin defterine yazmak mı? Bunu öğrenciye öğretebilmek mi? İşte eğer sizin amacınız ikincisi ise, yani bunu öğrenciye öğretebilmekse, sizin orada o öğrencinin beklentilerine göre ve öğrenciyi tanıdığınız öğrencinin özelliklerine göre konuyu ne yapmanız gerekir hocam? Farklı yöntemler kullanmanız gerekir. Mesela ben şunu hep söylüyorum. Öğrenci eğer size, diyelim ki sınıfta siz ders anlatıyorsunuz, ders işliyorsunuz. Öğrenci size anlamadığı bir yeri sorduğunda, eğer siz yeterli cevap veremediyseniz sınıfta bir daha soru gelmez hocam size o ortamda. Çok ama güzel. Siz eğer öğrencinin gerçekten anlayabilmişseniz, o dersi o öğrencinin anlayacağı şekilde ifade edebilmişseniz, arkasından öğrenci tekrar size soru sorar. Yani farklı öğrenciler size soru sorar. Bizim şey vardı hocam, bu rehberlikte tamamlayıcı rehberlik diye bir ifade vardır. KPSS'de biz bunu anlatırız. Şimdi kitaplarda bunu çok uzun süre anlatmışlar. Yani nasıl uzun 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 anlatmışlar. Yani en az bir 4-5 sayfa anlatılmış. Bugün ben o konuyu anlatacağım. Normalde iki cümle var hocam. İki özelliği var. İki özelliğini söyledim. Orada tabii uzunca süre KPSS'ye girmiş, hazırlanmış bir arkadaş var. Dedi hocam bu kadar mı? Dedim bu kadar. Durdu şöyle. Şöyle bir düşündü. Dedim hadi ben anladım dedi. Şimdi oradaki siz eğer o mesajı öğrenciye verebilmişseniz hocam, ezber değil de o mesajı öğrenciye verebilmişseniz bitmiştir. Ha ben şunu diyorum. Öğretmen öğrencinin beklentilerini bilecek ama o öğrencileri tanıyıp öğrencinin anlayacağı şekilde, çünkü her öğrenci farklı şekilde anlıyor. Her öğrencinin sosyoekonomik düzeyi farklı değil mi hocam? Her öğrencinin algı dayanağı da farklı. Yani geldiği bölgeler farklı. Her öğrencinin öğrenme özellikleri farklı. Şimdi siz şunu da yapmıyorsunuz, yapamazsınız. Hani diyemezsiniz ki bu öğrenciler hiçbir bir şey bilmiyor, ben buna göre anlatayım. Onu da yapamazsınız. Eğer şöyle derseniz, bu öğrenciler çok iyi biliyor, ben ona göre anlatayım. Bunu da diyemezsiniz. Ne yapmamız gerekir? Biz gerçekten öğrenciyi tanıyacağız hocam. Bakın bizim yapmamız gereken, öğretmenin de, rehberlik hizmetlerinin de, belki kurumsal düzeyde de bakılabilir,
En önemli şey öğrenciyi tanımaktır hocam. Öğrenciyi tanıdıktan sonra biz ona o dersi de istediğimiz şekilde anlatırız. Yani ona o dersi, o konuyu yaptırabiliriz. Ve gerçekten de eğer siz o konuyu öğrenciye yaptırabiliyorsanız zaten o şeyi de kurmuş olursunuz. O frekansı da kurmuş olursunuz. O iletişimi de kurmuş olursunuz. Onun için ben buna daha çok önem veren biriyim Sayın Hocam. İkincisi bir de şöyle bir şey vardır. Siz de dikkat etmişsinizdir. Öğrencilerimizin birçoğu öğretmenle daha iyi iletişim kuruyorsa eğer herhangi bir öğretmen düşünün. Öğretmenle daha iyi, daha olumlu bir iletişim kuruyorsa zaten dersini yapabiliyor hocam. Çünkü bizim biraz önce de söyledim ya bizim ön yargılarımız var. Eğer öğretmenle frekansı oluşturamamışsa, kuramamışsa, aynı dili diyeyim artık, hani aynı dili konuşamıyorlarsa öğrenci derse karşı da olumsuz yaklaşabiliyor. Ki bu ta üniversitede de böyledir. Yani bırakın ilkokul, ortaokul, liseyi. Ha onun için bizim gerçekten sınıfa gittiğimiz zaman o beklentiyi görebilmemiz lazım. Öğrencinin ne kadarını bilmesi gerektiğini bilmemiz lazım. Öğrencinin belki işte özelliklerini bilmemiz gerekecek ki biz sınıf ortamını da belki ona göre oluşturup o sınıf ortamında öğrenciye gereken bilgiyi, beceriyi, donanımı belki mesela zaman zaman öğrencilerimiz farkında olmuyor ama biz bunu da yapıyoruz ya da öğretmen arkadaşlarımız bunu da yaparlar. Vermek istediği bazı değerleri de dersin içerisinde öğrenciye aktarır. Ha, kimi bunu aktarırken çok kendisini belli eder. Kimi de dersin içerisinde öyle bir anlatır ki öğrenci iki gün sonra farkına varır. İşte asıl mesele bence Sayın Hocam burada kilitli diyebilirim. Eyvallah. Son olarak. Eyvallah Mesut Hocam. Şimdi aslında yine çok kısaca cevaplamanızı isteyeceğim işin doğrusu. Birçok cevabı bu arada aldık. Yani ben birçok sorumun üstünü çizdim işin doğrusu Mesut Hocam. Diyecektim ki öğretmen derse katılımı nasıl arttırır? Öğrencinin dikkatini nasıl arttırır? Merak duygusunu nasıl arttırır? Bakın bunun cevaplarını belki az önce verdiniz ama evet. Bu soruya cevaben de kısaca ne söyleyebilirsiniz? Evet. Şimdi şöyle hocam, bir defa derse katılım dediğimiz zaman hani biz yöntem teknikler dersinde üniversitede çok sık anlattılar öğretmen adaylarına ki KPSS'de de özellikle şey çok fazladır. Etkisi fazladır, soru sayısı fazladır. Hani bunun anlamı da şudur. Evet. Bu ÖYT, hani öğretim yöntem teknikler dediğimiz dersin, öğretmen sınıfa gittiği vakit konuyu nasıl anlatırsa daha verimli olur. Yani evet. Bu dersin bir cümleyle özetlemek gerekirse budur hocam. Şimdi birincisi sizin sorduğunuz derse katılımı nasıl artırabilir? Biz derse katılım şöyle değil yani onu bizi dinleyen öğretmen arkadaşlar varsa da öğrenciler varsa da mesela öğretmen derse girdi diyelim ki biz de hani zaman zaman belki yapıyoruz farkında olmadan. İşte bunu kim söyleyecek, bunu kim söyleyecek, bunu kim söyleyecek şeklinde değil de hani öğretmen bir defa derse girdiği vakit öğrencinin motivasyonunu en üst düzeye çıkarmadığı müddetçe hocam bu söylediklerinizin hiçbirini yapamaz. Yani ne öğrencinin derse katılımını sağlayabilir, ne öğrencinin dikkatini sağlayabilir, ne de öğrencilerde merak duygusu artırabilir. Mesela bunu dershaneciler çok iyi yapar. Şöyle çok iyi yapar. Motivasyon anlamında söylüyorum. Genelde mesela biz başlığı attığımız zaman ne deriz Sayın Hocam? Deriz ki arkadaşlar burada işte geçen ayın iki tane soru gelmiş deriz. Evet. Bazen de gerçekten soru gelmemiştir. Önemli bir konudur. Onu öğrenciye vermeniz gerekiyor. Ama ÖSYM soru sormamış geçen yıl. Ya da şöyle söyleyeyim. Geçen yıl tabii biz soruları göremediğimiz için bilmiyoruz da ama öğrenci öyle demiyor mesela. Demiyor ki hocam geçen yıl hani 3 tane 5 tane soru yayınlandı. Bunlarda da yok demiyor. Öyle bir dikkat ediyor ki Sayın Hocam. Bu motivasyonunu arttırmaktır öğrencinin. Şimdi siz öğrencinin motivasyonunu arttırırsanız öğrencinin derse katılımı da sağlayabilirsiniz. İkincisi öğrencinin derse katılımı nasıl sağlayabilirsiniz hocam? Güncel örnekler vererek öğrencinin katılımı sağlayabilirsiniz. İleriden bile örnek verebilirsiniz efendim? Gazi Bey gibi. Kimde? 2016 hocam. Sorusu. Ha, şimdi deyip, bizim tabii Allah selamet versin diyek. Ama şimdi şöyle de bir durum var Sayın Hocam. Bu derse katılımla ilgili. Hani gerçekten hayatın içinde örnekler verirseniz ve gerçekten bunun öğrenciye bir şekilde hani
bu sınavlarla ilgili olabilir, günlük hayatta olabilir, bunun etkisi olacağını düşünüyorsa katılımı sağlayabilirsiniz. Ama bu bir defa çok önemlidir, şu açıdan önemlidir. Eğer siz öğrenciyi derse, öğrencinin derse katılımı sağlıyorsanız aynı zamanda etkin öğrenme gerçekleştiriyorsunuz. Yani öğrenci kalkıp sizin sorduğunuz bir soruya cevap verebiliyorsa eğer, o konuyla ilgili Sayın Hocam karşısına gelebilecek sorularda çok rahat yapar ya da bir yerde bununla ilgili bir değerlendirme olduğu zaman öğrenci kendisini ifade edebilir. Bir defa bu çok önemlidir. Mesela biz pekiştirmeleri anlatırız hocam. Hem KPSS gruplarını anlatırız hem de ÖSS gruplarına yani LYS gruplarını anlatırız. Şimdi mesela söylüyorsun nedir pekiştirme? Diyorsun ki işte öğrencinin dersleri iyi olduğu vakit diyorum. Öğrencinin dersleri çok iyi, eve karnesiyle geldi diyorum mesela. Babası ne diyor? İşte bisiklet alıyor. İşte iPhone telefonlar şimdi meşhur ya hocam, telefon almalar çocuğa. Biz iyi yaptığımızı biliyoruz. Onu yapıyoruz vesaire vesaire. Diyorum ki şimdi siz örnek verin. Öğrenci şöyle bakıyor, kendi hayatından örnek verebiliyor. Diyor ki hocam diyor, ben diyor denemede işte sınıf birincisi oldum, öğretmenim bana çikolata aldı. Bu da olur mu? Öğrenciyi ben bir şekilde sisteme dahil ettim. Yani oradaki anlattığın konuya dahil ettim. Diyor ki mesela ceza diyorum. Ceza deyince bizde şey var ya hocam, işte anne babanın ya da öğretmenin çocuğu dövmesi, fiziksel şiddet anlarız. Diyor ki mesela sen diyorum deneme sınavında çok düşük puan aldın. Öyle say diyorum bir an için. Düşünüyor şöyle öğrenci. Tamam diyor hocam. Diyorum ki normalde annen baban seni hafta sonları sinemaya gönderiyor. Ama diyorum düşük puan aldığın için bu hafta senin sinemaya gitmeni engelliyor. Bu senin için ne olur diyor. Hocam diyor çok büyük bir ceza olur. Bu şekilde hocam gerekirse soru cevapla. Hani illa da öğrencinin bir şey anlatmasını beklemek değil. Soru cevapla siz onu dahil edebilirsiniz. Hani bazen puanı söylemek istemeyen öğrenciler olur hocam. Şey yaparlar. Kod yazarlar. Geçen KPSS'de gördüm, sitare yazmış. Mesela çok dikkatimi çekmedim demek ki. İskender Pala okuyan bir öğrenci. Buldum, edebiyatçıydı. Şimdi diyor ki ne kadar, kaç aldın diyor. Hocam diyorum söylemeyeyim diyor işte. Siz orada ne yapıyorsunuz? Eğer isterseniz onun kaç puan aldığını söyletebiliyorsunuz hocam. Mesela ne dersin işte çok iyi o zaman 90'ın üstüyse falan diyor. Hocam benimki 90 değildi, 80 aldım diyor mesela. Pat diye. Çünkü bilinçaltı dediğimiz bir şey var hocam insanlarda. Bilinçaltı okumaları var. Mesela bu şekilde öğrencinin derse katılımı sağlanabilir. Yani bu formasyon da denebilir bunun içerisine hocam. Ya da gerçekten çok istekli olabilir. Öğretmenin çok istekli olması da önemlidir. Bir de sınıfa girdiği zaman öğretmen gerçekten hocam vicdanıyla baş başadır. Bunu da bilmesi lazım. Bu şekilde davranırsa öğrenciyi çok rahat sisteme dahil edebilir. Tabii dikkat dediğimiz şey mesela düşünün hocam. Siz dikkat ediniz, bu çok önemli. Şöyle bir öğretmen tutumu düşünün hocam. Belki biz de öyle yapıyoruzdur zaman zaman. Tahtanın yanında duruyoruz değil mi hocam? Tahtayı dolduruyoruz. Mesela başladığımız ses tonuyla devam ediyoruz. Bizim tabii tahtayı önceden doldurmamışsak eğer. Önceden bir ses tonuyla mesela. Bu hani dışarıda baktığın zaman çok önemli görünmüyor. Hocam diyor ses tonu düşük olsa ne olur, yüksek. O değil bizim bahsettiğimiz. Konunun özelliğine göre, sizin anlatacağınız özelliklere göre ses tonunuzun yükselmesi ya da düşmesi önemli olabilir mesela. Öğrenci uyandırabilir. İkincisi, ara ara sınıfta öğretmenin, tabii abartmamak şartıyla Sayın Hocam, sınıfın fiziksel olarak sınıfta belki dolaşmak öğrencinin derse dikkatini vermesini sağlayabilir. Son olarak sizin sorduğunuzu söyleyeyim hocam. Merak dediniz. Tabii bu biraz daha araştırmayla ilgili olabilir. Sizin hani anlatacağınız konuyu, sorduğunuz sorunun belki ipucu verirsiniz öğrenciye, tamamını söylemezsiniz. Hani bizde özellikle bilişsel gelişimciler bunun üzerinde çok durmuşlardır. Öğrencide merak duyguları uyandırın. Onlar kendileri araştırsınlar, kendileri keşfetsinler. Yine sağ olsunlar dershaneciler, öğrencilerimizdeki bu özelliği de ortada kaldırdılar. Biz dahil olmak üzere. Öğrencilerde merak denen bir şey bırakmadık.
Bu da bir öz eleştiri. Niye bırakmadık? Öğrenci yazırdı, öğretmeni sormuş. Yapamamış. Onu araştırmıyor ki. Geliyor dershanede hocasın yani. Hocam diyor ben bu soruyu yapamadım. Hocası alıyor, yazıyor, al diyor. Bitti. Şimdi bu da işin bir boyutu. Gerçekten ama meraktan kastımız şu. Öğrencinin onu araştırması, bulması, yani kendisinin sonuca varmasını sağlayabilmektir. Evet. Evet. Ama bugün okullarımızda belki yapabiliriz. Performans ödevleriyle, işte ders ödevleriyle olabilir vesaire. Ama şey vardır, hani öğrenciye öğretmenin rehber olması, öğrencinin kendisinin sonuca varmasını sağlayabilirsek, öğrenmeler daha da kalıcı hale gelebilir Sayın Hocam. Doğru, tabi hocam merakını arttıracağı ya da merakını gidereceği vasıtalar da arttı. Yani artık eskisinden çok yazılı kaynak var, eskisinden çok görsel materyal var. Ondan sonra ne bileyim elinin altında birçok öğrencinin İnternet. Akıllı telefonlar evet. var. İnternetler var, tabletler var. Bunlar çok güzel şeyler. Gerçekten öğretmenin yükünü de hafifleten şeyler ve öğretmene de çok daha güzel yollar, kanallar açabilen materyaller. Bunlar son derece olumlu oldu, güzel oldu. İnşallah daha karşımıza çok daha yeni eğitsel uygulamalar çıkar ve bütün bunlar şey işimize yarar. Buyurun hocam. Sizin söylediğinizle ilgili karşımızdaki öğrenci o kadar zeki ki aslında hocam. Mutlaka. Akıllı telefon dediniz ya. Mutlaka, tabii. Bazı denemelerde, hocam dikkat ediniz mi? Bizim final grubunun denemelerinde yoktur. Bazı denemelerin altında bu ilaçlarda olan kare kod vardır. Evet, kare kodlar var. Öğrenci onu telefona indirmiş hocam, o kare kod okumasını. Evet. Deneme sınavında oradaki kare kodu okutuyor ve bütün deneme sınavının cevapları telefonuna geliyor. Şimdi böyle bunu kim yapıyor hocam? Ortaokuldaki, lisedeki öğrenci yapıyor. Yani biz öğrencinin bu boyutunu da görmemiz lazım. Tabii. Onu harekete geçirirsek gerçekten çok şeyler yapılabilir. Mutlaka. Hocam kıyaslamayla ilgili konuşalım istiyorum bir de. Yani bu kıyaslama öğretmenin yapması gereken bir şey midir? Yapmalı mıdır? Hani bu kıyaslama da her zaman kötü müdür? Yani iyi içinde yapılmaz mı? Biz bazen mesela kendi ilmimizle, alanımızla, branşımızla ilgili açıklamalar yaparken işte mesela Selçuklu Osmanlı ile kıyaslıyoruz yani. Yani diyoruz işte burada böyleydi, burada böyle işte burada bir vezir vardı, burada çok vezir var. İşte burada da çok divan vardı, burada da tek vezir var. Yani burada da tek divan var. İşte burada böyleydi, burada da böyle oldu gibi. Bu mesela öğrenmeyi kolaylaştırsın diye yaptığımız bir yöntem. Aralarındaki bağları, benzerlikleri yakalayabilsin diye başvurduğumuz bir yöntem belki. Öğretmen bunu tabii konuyu anlatırken mutlaka öyle ya da böyle kullanır ama insan ilişkilerinde yani öğretmen-öğrenci ilişkisi dediğimiz o asli ilişkide, insan-insan olan ilişkide kıyaslama var mıdır, olmalı mıdır, gerekli midir, yararlı mıdır, zararlı mıdır? Bunu biraz ele alalım. Şimdi şöyle hocam, tabii sizin söylediğiniz durumlarda her zaman, her şartta, her ortamda evet. hani biz mesela bugün devletler de kıyaslanıyor değil mi? Deniyor ki işte Almanya sizin alanınız ama hocam işte 2. Dünya Harbi Savaşı'nda yerle bir olmuş ama bugün geldiği nokta. İşte 2. Dünya Savaşı'na girmemiş ya da kısmen girmiş ama biz hala gerisindeyiz falan. Bunlar hani belki olaylar üzerinde, durumlar üzerinde, gerçekler üzerinde belli noktalarda bu kıyaslar yapılabilir. Yapılıyor da gerçekten sizin de ifade ettiğiniz gibi o değişimi yakalayabilmek için de bu yapılır. Ya da eskinin eksiklikleri nelerdir, fazlalar nelerdir, bugün olmayan şeyler nelerdir bunlar normal şeylerdir ama bizim tabii eğitim öğretimdeki kullandığımız kıstas kıyasla ilgili kişilik özellikleri üzerinde bir kıyasın hatalı olmasıdır. Ya da kişilikle alakalı olabilir. Bu öğrenmeyle de ilgili olabilir. Çünkü biz eğer öğrenmenin temeline bireyi koymuşsak Sayın Hocam, öğrenme de bireye göre değişiyorsa biz yapacağımız kıyasların da kişisel olarak çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Gerekli olduğunu düşünmüyorum. Kişisel olarak düşünmüyorum. Ve hem öğrenci açısından hem ya da belki gelecek açısından faydalı bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü şöyle bakarız biz olaya. Bizde kişisel özelliklerle ilgili bir kıyas yapıldığı zaman yetersizlikler daha çok ortaya çıkar. Mesela düşünün siz deneme sınavlarını, deneme sonuçlarını elinize alıyoruz çoğu zaman. Mesela
Sınıfta 400 puan alan da var, 300 puan alan da var, 200 puan alan da var. Biz şunu demiyoruz değil mi hocam? Yani yavrucuğum bak 200 puan almışsın sen, öbürü 400 puan almış. Biz burada aynı şeyleri anlattık, hocalarımız aynı şeyleri anlattı. Demek ki sen hiç bir tarafından tutamamışsın. Bak bu arkadaşımız çok iyi yapmış. Bunu anlatırken şunu aslında alttan alttan ifade ediyoruz ya da bunu söylüyoruz. Yani sende bir problem mi var? Hani zeka noktasında bir sıkıntı mı var? Tahta ves. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu noktada kıyas hatalı hocam. Yani ben bazen şeyde söylüyorum, KPSS'de söylüyorum hocam. Mesela çünkü onlar biraz daha hani adım atmışlar işte bir yıl, üç ay, beş ay sonra öğretmen olacaklar. Mesela diyorum ki, mesela aileniz size demiş olsa ki, öğretmen adayı demiş olsa ki, yavrucuğum işte senle mezun olan, üniversite mezun olan işte komşunun oğlu ya da kızı 5 yıldır öğretmen, sen daha atanamadın. Şimdi bu ne kadar sağlıklı olur o kişi üzerinde? Onun, yani bu şöyle değildir. Ha böyle bir kıyas yaptığımız zaman onu motive eder, onun ders çalışmasını olumlu etkiler. Tamamen kişiyi psikolojikmen çökerten bir durumdur. Hatta ve hatta hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bizim dershanede daha önce biz veli toplantıları yapardık. Bugün velinin bir tanesi böyle çok şey yapınca, bu mevzuyu biz konuşunca birebir de dedim ki mesela çocuk sizi kıyaslasa dedi, nasıl dedi hocam? Mesela öğretmen de velimiz. Mesela çocuk size desek baba sen niye doktor olamadın, öğretmen oldun ya da hakim, savcı olamadın? Dedi hocam ne haddine dedi, onun haddine midir dedi. Doğru diyor, çocuğun da haddine değil, bizim de haddimize değil. Yani biz kardeşler bile birbiriyle kıyasladığımız zaman içten içe onları aslında birbirine hani kelime belki tam yerini karşılamaz ama birbirine rakip hale getiriyoruz. Ama günümüzdeki eğitim müfredatı içerisinde biz neyi konuşuyoruz hocam? Rekabetçi bir ortam değil, işbirliğine dayalı bir ortamdan bahsediyoruz. Onun için o işbirliğini oluşturmak için öğrencilerin kıyaslanmasının çok doğru olmadığını ben düşünüyorum. Şu yapılabilir, bu kıyas değildir. Hani bu işbirlikli öğrenmede hocam gruplar oluşturursunuz öğrenciler arasında. İşte bilen öğrenci bilmeyen öğrenciyi anlatır. Orada öğrenci şöyle bir hataya düşmez. Hani benim tarihim zayıf, bu bana tarih anlatıyor demez. Bu konuda eksim var, bu konuyu ben anlatıyorum. Ama aynı öğrenci bakıyorsunuz Türkçe'de bir konuyu ona anlatıyor. İşte bizim işbirlikli ortam dediğimiz bu ama diğer türlüsü rekabetçi bir ortam oluşturur. Rekabetçi ortamda hocam özellikle geleneksel eğitimin belki kullandığı en önemli argümanlardan birisiydi ama eğitim içerisinde çok sağlıklı ya da doğru sonuçlar verecek kanaatinde değilim Sayın Hocam. Hocam teşekkür ederiz. Ekleme katmak istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim hocam. Tabii LYS sınavı da yaklaşıyor bu arada. Evet. LYS'ye hazırlanan arkadaşlarımız özellikle son tekrarlarını yapmalarını ben buradan onlardan istiyorum. Tabii tekrarlarla birlikte de bol bol deneme sınavı çözmeleri inşallah arkadaşlarımızın da sonuca ulaşmalarında yardımcı olacaktır Sayın Hocam. Teşekkür ederim hocam. Hakikaten kıymetli izleyenler, LYS ile ilgili kesime de buradan söylemiş olalım. LYS'ye müracaat işin doğrusu beklentimizin de altında oldu. Yani bir 900 bini bulmadı öyle mi Mesut Hocam? Evet. 880 binlerdeydi. 801 bin kontenjan bulunduğu göz önünde bulundurulursa gerçekten öğrencilerimizin üniversiteye yerleşmeleri inşallah çok uzak bir ihtimal değil. Nitekim YGS'yi geçen öğrenci sayısı 1 milyon 336 bindi. Demek ki bu yaklaşık 500 bin fire vermiş yani. 450 bin fire vermiş. Üzerinde dikkatle durulması gereken bir şey. Gerçekten LYS ile üniversiteye yerleşmek çok da zor değil. Bu anlamda şimdi LYS ile yerleşilebilecek program sayısı eğer bugün 4 yıllık fakültelerde 401 bini bulmuşsa, bu da özür dilerim 422 bini bulmuşsa, bu da çok güzel imkanların, fırsatların olduğunu bize gösteriyor. Kıymetli arkadaşlarımız bu sayısal verileri de bir şekilde elde ederek bunların ışığında çok daha güzel bir şekilde ders çalışmaya motive olabilirler. Onlara yaptıkları, yapacakları çalışmalarda hayırlar diliyorum inşallah.
güzel, verimli bir şekilde zamanlarını değerlendirir. LYS'ye kadarki zamanda başarılarına başarı katarlar. Kıymetli izleyenler, başarıya doğruyu da bu sözlerin ardından bitirmek istiyoruz. Önümüzdeki hafta yine aynı günde aynı saatte buluşmak dileğiyle diyoruz. İyi akşamlar.